Aday adaylık çalışmaları sırasında yolu bir tekstil atölyesine düşen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla, burada çalışan kadın işçilerle dertleşti. 100 oluyor, 200 oluyor. Bizim bundan hariç başka işimiz de var. Köprü kesiyoruz. Onlar ayrı fiyat, bunlar ayrı fiyat. Kadın işçiler tekstil atölyesinde parça başı kot pantolon ipi temizleme ve dikiş işi yaptıklarını, ancak ücretlerin yetersizliğinden dert yandılar. Evlerine ekmek götürebilmek için çalışmak zorunda kaldıklarını dile getiren kadın işçiler, elimizde bir meslek olmadığı için bu tür işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Meslek sahibi olmak için bize kimse öncü olmuyor. Eğer belediye başkanı seçilirseniz, bize meslek edinmede öncü olursanız mutlu oluruz. O zaman çocuklarımızı daha iyi okullarda okuturuz dedi. Kadın işçilerin sorunlarını teker teker dinleyen ve not alan AK Parti Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Hakkı Atilla ise kadınlara yönelik olarak meslek edindirme projelerinin hazır olduğunu söyledi. Atilla, belediye başkanı olursam sizlere meslek edindirme kursları açacağız. Sonra üreteceğiniz ürünlerinizi sosyal alan kompleksleri içerisindeki modern pazar yerlerinde ücretsiz standlar tesis ederek gerek gündüz gerekse gece pazarları açıp satışını sağlayacağız. Ayrıca üreteceğiniz ekonomik değer arz eden ürünleri e-ticaret siteleri yaygınlaşması durumunda komparatifler kurarak hem ülkemiz içinde hem yurt dışında satışları konusunda belediyemiz öncülük edecek. Böylelikle hem sizler para kazanacaksınız hem Bayraklı'nın ismini dünyaya duyuracağız diye konuştu. Yaptığınız malları direkt siz orada satacaksınız. Daha büyük paralar kazanacaksınız inşallah.